Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu lityum titanat piller. Lityum titanat diye yazılıyor. Ancak okunuşu zannedersem titanat diye. Bu pillerin özelliği çok uzun ömürlü olması, güvenli olması, diğer pillere göre daha güvenli, yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesi, 1000 watt aşan hızlarda şarj edilebilir. 10C, yeniden hızlı bir şekilde şarj olması bu sayede sağlanıyor. 10 dakika gibi kısa sürelerde şarj oluyor. 20.000 döngü, yani bunun üzerine çıkanlar da var, 16.000 en az döngüye sahip. Biliyorsunuz ki piller 800 döngü, 600 döngü, 1000, 1500'e çıkıyor. Fakat 20.000 değeri çok yüksek LTO piller için. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kullanılır. Nerelerde kullanılıyor? Otobüslerde, tramvaylarda, acil durum araçlarında, sağlık gereçlerinde, şebeke enerji depolamasında, UPS'lerde, askeri cihazlarda, yani birçok kullanım alanı var. Bizim elimize bu pillerden geçti. Buharlı, taşınabilir nebül içerisinden çıktı. Sağlık gereci. Amaç ne? Yani bu pil patlarsa, yanarsa, sıcağa dayanamazsa, yani başka bir pil olsaydı problem olacaktı. Ancak LTO pil tercih edilerek bunun önüne geçilmiş. Şirketler tabii ki ucuza alabiliyorlar. Fakat bu pilleri uzaktan kumandada, ne bileyim işte multimetrede kullanmak biraz lüks. Neden? Pahalılar çünkü. Getirilmesi biraz zor. Şu an ülkemizde satılıyor ve 220 TL tanesi. Normal pillere göre oldukça pahalı. Voltajı 2.4 volt. Şimdi araçlarda falan tercih ediliyor. Fakat her araçta tercih edilmiyor. Çünkü diğer pillere göre daha ağır ve daha çok yer kaplıyor. Bundan dolayı bazı üreticiler bunları kullanmıyor. Fakat hani daha ucuza mal olsa, cihazların içerisine girse, en basitten kumanda, oyuncak dronlar olur, fotoğraf makineleri vesaire. Adamın bir daha pil değiştirme ihtiyacı doğmayacak. Bu ne demek? Bizim bir fotoğraf makinemiz var. Pil alacağız. 3000 lira. Cep telefonuna pil alacağız. 5000 lira, 6000 lira. Mesela bu buhar makinesinin pili, üretici bunun elde patlamasını istemez. Biz de diyorduk ki niye pahalı bunlar? Adam zaten 2 tane pil koymuş. Yani 150'ye alsa 300 lira pil ediyor. Güvenliği sağlamış. Başımı ağrımasın demiş. Bu piller lityum titanat oksitten yapılıyor. Ham maddesi bu. Beyaz bir toz diyelim. Anot kısmını oluşturuyor. En çok sağlık gereçlerinde ve elektrikli arabalarda, Mitsubishi zannedersem, onlar kullanıyorlar. Savunma sanayinde vesaire de kullanılıyor. Bakın voltaja 2.37. Nasıl ayırt ediliyor? Çıkış bir taraftan, artı ve eksi bir taraftan. Görüntü aynı kondansatör gibi, kapasitör gibi. İşaretleri bile benziyor. Hatta bazıları bunlara süper kondansatör, süper kapasitör diyor. Değil, pil bu. Bu tarafa da işaret koymuşlar, artı kutbu diye. Mesela bunu fotoğraf makinesine takıp 4.8 volt ikisinden alınır ve makine uzun yıllar çalışır. Batarya pil değişimine gerek kalmaz. Zaten bunlar gibi şişip patlamıyor, yanmıyor. Daha dayanıklı, biraz daha ağır. Mesela bu 2.4 volt veriyor. Kaç? 500 miliamper. Şu 3.7 volt. Şu diyelim, çakma çünkü. Genelde 1000, 1500, 2000. Bakın 1300 miliamper değere sahip. Bundan dolayı özellikle elektrikli arabalarda üreticilerin bazıları geri durmuşlar. Yani evet, kabul edilebilir bir sebep. Çünkü yer kaplaması, ağır olması avantajını dezavantaja çevirebilir. Mesela bu pilde AA700 mAh 3 tane nikel kadmiyum pil var. Bu da nikel kadmiyum pil. Bakalım dolu mu? Muhtemelen ölü bu pil. Evet. Bu da boşalmış. Bunların mesela sorunu neydi? Hafıza yapması. Tam boşaltıp tam doldurmak gerekiyor. Bunlarda ise tamamen boşaltılmaması lazım. Lityum polimerlerde, lityum iyonlarda. Tamamen boşaltılırsa pil ölüyor. Dolmaya yakın, %80'den sonra da ısınmaya başlıyor. O yüzden hızlı şarjda yavaşlıyor. Bunlarda o tarz şeyler çok fazla yok. 20.000, 30.000 defa şarj, deşarj döngüsüne sahip olması zaten muhteşem bir şey. Ve hızlı şarj oluyor. Anlatmak istedim arkadaşlar. Elimize geçti. Öyle. Videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.